Amerika'nın da çok büyük problemleri var. Yani zannedilmesin de ki Amerika filmlerdeki seyredilen memleket gibi. İnsan gibi yaşadığınızı hissediyorsunuz en azından burada. Hala enerjik, hala genç ve hala istekli olduğunuz bir dönemde 15-20 yıllık bilim yapma olanağına kavuşmuş oluyorsunuz. Resim çok güzel. Sevgi yok. Dışarıdakilerine çok güzel geliyor gurbete gitmek. Fakat bir de gidene sorsunlar. Ne kadar büyük. Annemi kaybettim, görmedim. Gurbet. Babamı kaybettim, görmedim. Gurbet. Memleketini seven her insanda bu gurbetçilik sendromu oluyor. Yani gurbete gittiğinizde içinize sinmiyor bazı şeyler. İçinize sinmiyor. Keşke ben bunu, keşke diyorsunuz. Keşke memleketime götürebilsem. Ben buraya gelmeden toplum ekimliği ihtisası yaptım. Size çok komik gelecek ama köylerdeki tezek kokusunu bile özlüyorum. Çok çok özlüyorum Türkiye'yi. New York şehrinin ortasındaki ünlü Central Park. Bizim dilimizdeki karşılığıyla Merkez Parkı. Günlerden pazar. Muazzam bir beton ormanını andıran bu şehri anlamlı kılan şey biraz da bu yemyeşil, koskocaman park. 340 hektarlık ya da yaklaşık 3400 dönümlük bir alan. Boyu 59. sokaktan 110. sokağa, eni 5. bulvardan 8. bulvara kadar uzanıyor. Böyle bir park yapma fikri en alt ve en üst katmanlardan insanları bir araya getirebilmek amacıyla doğuyor. Bu, 1850'lerin New York için inanılmaz derecede devrimci bir fikir olmasına rağmen kabul görüyor. Koyunların otladığı bir çayırken büyük bir park yapmak amacıyla bu arsa belediye tarafından 1853 yılında satın alınıyor. Açılan yarışmaya 33 proje katılıyor. Aralarından seçilerek birinci gelen Frederick Olmsted ile Calvert Vaughn'un projesi o zamanın parasıyla 2000 dolar ödül kazanıyor. Parkın şehri unutturabilmesi ve içindeyken binaların gözükmemesi için tonlarca toprak dışarı atılıyor ve 5 milyon ağaç dikiliyor. Eğlenmeyi, spor yapmayı ve çalışmayı ne kadar iyi biliyorlar. Parkta bir pazar gününü geçirirken sanki dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlar ve yarattıkları onca acı onlara hiç ulaşmıyor. Bir zamanların otlağı olan bu yeşil alan bugünün New Yorklusu için bir güneşlenme alanı. Anadolu ölçülerine göre serin sayılabilecek bir havada bile buranın insanları güneşi görür görmez çimlere serilip güneşlenmeye başlarlar. Ancak güneşlenenler arasında çok sayıda Türk'e rastlayabileceğimizi sanmıyoruz. Birinci kuşak göçmenlerden en azından. Çünkü
Kültürler arasındaki en büyük fark boş zamanlarını, yani ekmeğini hak ettikten sonra arta kalan zamanı geçirme biçimidir. Türkler boş vakitlerini çoğunlukla daha farklı şekilde geçirirler. Yalnız başına bir parka gidip saatlerce bir kitaba dalmak ya da bütün bir günü parkta paten kayarak geçirmek de bu vakit geçirme biçimleri arasında yoktur. Yani Central Park işte herhalde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada insanların Amerikan rüyası dedikleri olay. Bu herhalde yani. Yani işin güzel tarafı bu. Tabii de madalyonun diğer yüzü var. Yani bu insanlar burada doğmuş, burada büyümüş. Yani dördüncü kuşağı, beşinci kuşakları. O yüzden onlar için hayat, yani bir Türk için, ne bileyim bir yabancı, bir Mısırlı, bir Arap için gibi değil. Yani bir Türk'ün burada gelip normalde burada bir ortam yaşayabilmesi için güzel standartlar içinde olması lazım. Bilmiyorum, hafta sonunu en azından çalışmadan geçirmesi gerekir. Standart bir iş olması gerekir. Ne bileyim, New York gibi bir şehre geldiyseniz, birinci kuşaksanız, yani kimse yani ne bileyim hafta sonu, cumartesi, pazar gelip de Central Park'ta yatayım, yani kitap okuyayım veya Amerikalılarla birebir kaynaşayım, ne bileyim dünya sorunlarını konuşayım, New York'tan bahsedeyim hiçbir zaman onların içinde değildir yani. Bizim Türk mantalitesi her zaman bildiğiniz gibi, hafta sonu olsun, evimde oturayım, ailemle geçireyim veya ailem varsa, ailem yoksa, bekarsam, erkeksem, ne bileyim kahvede geçireyim, kağıt oynayayım, arkadaşlarla buluşayım. Amerika'da o kadar çok gezilecek, görülecek yerler var ki, yani özellikle biz limo driverları, şoförleri olarak her gün önünden binlerce kez geçtiğimiz oluyor. Fakat bir kere o binadan içeri veya o müzeden içeri veya o Central Park'tan veya herhangi neyse artık o, yani o güzellikler, doğa harikası olan şeylerin önünden binlerce geçtiğimiz halde bir kere içine gidip de eminim ki yani kaç tane Türk vardır, sayılıdır. Tamamıyla işle güçle. Minimum burada 6 gün çalışmak gerekiyor. 6 gün en az 12 saatten haftada 72 saat veya 86 saat, 90 saat, 100 saat bu şekilde çalışan arkadaşlarımız çok var. Nitekim herkes ailesini bırakıp buraya gelip bir para amaçları, bir para kazanmak olduğundan dolayı insanlar 100-120 saat çalışıyor. Tabii insanı bu şekilde 120 saat çalışmış olmanız insanı bedenen ve fiziken her türlü yoruyor, yıpratıyor. Kimi arkadaşlarımız para uğruna gelip buradan geri dönemeyen arkadaşlarımız var. Bunun sebepleri stres, uzun saat çalışmak, kalp krizleri. Geçen sene aşağı yukarı 4-5 arkadaşımız böyle stresten, kalp krizinden genç yaşlarında herkes vefat etti. Niye? Herkes bu ülkeyi filmlerdeki gibi toz pembe görüyor. Niye? İşte Amerika'nın taşı toprağı altın. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ama diyeceksiniz ki Amerika'da para yok mu? Amerika'da var. Amerika'da çalıştığınız sürece para var. Ama sonuçta bunu hiç kimse kimseye bedava bir şekilde vermiyor. Çalışma şartları fazlasıyla ağır. Ben bir günde 4 defa direksiyonda, müşteri olduğu halde arabada 4 defa uyuduğumu biliyorum. İlk zamanlar bunu tabii daha çok paraya hırslanıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Minimum 12 saat çalışıyorsunuz zaten. Bunun 16 saati de oluyor. Ben çok 24 saat, 48 saat çok çalıştığımı biliyorum. Ama belli bir zamandan sonra artık vücut kaldırmıyor ve siz de artık bir Amerikalılar gibi yaşamak arzusunu hissediyorsunuz. Onu hissettiğiniz zaman zaten bu ülkede her şey bitmiş oluyor. Para amacıyla gelmişseniz şayet. Kışın New York şehrinde hava çok soğuktur ve buradaki faytonların sürücüleri müşteri beklerken narin bedenlerinin inceliğini kapatacak kadar kalın giysiler giymek zorundadırlar. Neden mi faytoncular? Çünkü bu parkta fayton sektörünün sahipleri İtalyan, sürücüleri ise çoğunlukla Türktür. Yani Anadolu'nun toprağıyla, suyuyla beslenmiş bizden birileri. Merhaba, hoş geldiniz. Biz burada Türk arkadaşlar olaraktan hem öğrenimizi devam ettiriyoruz. Yani büyük bir çoğunluğu master yapıyor burada. Türkiye'den bakıldığı zaman belki insanlar biraz garip karşılayabilirler ama burada at sürüyorsunuz.
burada standartların üzerinde bir meslek aslında bu. Yeterli İngilizceniz yoksa license alamıyorsunuz. Üç değişik imtihana geçmek durumundasınız at sürebilmek için burada. İngilizce, yazılı imtihan, sonra pratik, sonra da veteriner kontrolünde sorulan sorulara cevap vermek zorundasınız. Evet, bunları yapabilmek için de iyi derecede İngilizce bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar genelde sınavda çok rahat geçiyorlar çünkü birçoğu Türkiye'den üniversite bitirip geldiği için burada pek zorluk çekmiyorlar. Bense bu aslında ben part-time'ymişim. Burada asıl yaptığım iş Metropolitan Opera'da 4 değişik oyunda oynuyoruz. Opera'da yani biz tiyatro ile operayı burada birleştirip beraber oynuyoruz. Biz tiyatro kısmını yapıyoruz. İtalyanca bilen şarkıcılar ise onlar da İtalyanca şarkı söylüyorlar. Ben de şarkıcıyı singer diye karıştırıyorum bazen çünkü cümlenin tam karşılığı aklıma gelmiyor yani. Bunlar Türkiye'deyken garip karşılıyordum ama buradayken birebir şahit oluyorum yani. Bazen İngilizce konuşurken Türkçe kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Türkçe kullanırken İngilizceye karışıyor böyle. Bu da sanıyorum iki değişik lisanı bir yerde kullanmaktan kaynaklanan problemler ortaya çıkıyor yani. Aralık sonunda bitti bütün Christmas bitiminde işte oyunlarımız bitti. Kışın boş durmamak için aynı zamanda bu işimi yapıyorum. Aynı zamanda okula devam ediyorum. International Transportation Management okuyorum burada. İthalat, ihracat management anlamına geliyor ve genelde uluslararası ithalat, ihracat üzerine. Ve burada dersler biraz ağır. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bugün aslında ben gündüz çalışmıyordum, gece çalışıyordum. Genelde gece çalışıyorum, gündüzleri okula gidiyorum ve ders çalışıyorum. Bugün dersim yoktu. Buraya gelmek durumunda kaldım. Bu dönem inşallah bitirmeyi düşünüyorum. Ben bir an önce bitirip geri dönmek için dersleri. Evet, Türkiye'ye dönmeyi planlıyorum. Çünkü uzun vadede burada kendi standartlarımıza göre çalışabilme olacağını tahmin etmiyorum. Yani burada eğer kendi işinizi yapmayı planlıyorsanız çok iyi alternatifler var. Yaşam standartları Türkiye'ye göre iyi ama eğitim görmüş insanlar için Türkiye'de daha iyi alternatiflerin olduğunu düşünüyorum şahsen. Abi şurada 59. Street'te yeşil bir bina var şu karşıdaki. Orada Al Pacino oturuyor. Hatta 2 hafta önce gördüm onu parkta oturuyordu tek başına. Sarhoştu biraz. Böyle sallana sallana yürüyordu. Şuraya geldi. Orada ben de oturdu. Yoksa o kadar gördüm. O bayan dog walker diyorlar. Bayan köpek dolaştırıyorlar. Yarım saati $25. Bir köpek. Yani iki köpek $50 yarım saat. O da güzelmiş. Şu abla şeyde oturuyor. Şu karşıki binada oturuyor. İşte New York'un bir değişik özelliği de bu insanlar mesela bunun yaşadığı ev büyük ihtimalle stüdyo dedikleri işte bir odalı ev. Yalnız insan çalışıyor. Burada sosyal ilişki de çok az insanlar arasında. Ve bu insanlar işte köpekleriyle, kedileriyle diyalog kuruyorlar. Yani bir nevi onlarla arkadaşlar. New York'ta 30 bin tane homeless insan var diyorlar. Yani bildikleri resmi kayıtlardır. Birçok insan buradan geçer, kimse merhaba demez onlara. Yardım etmez, konuşmaz. Yani buradan korktukları için değil, insanların vakti, zamanı olmadığı için böyle şeylere. Yani boş insan değil, birçok bu insanların işi olduğu için geçiyor buralarda. Türkiye'de mesela maddi olarak bir zor duruma düşseniz, eşiniz, dostunuz size yardım eder. Ya da oraya bir mendil açarsanız insanlar yardım eder ama burada yardım etmiyorlar. O adam homeless, parası yok, karnı aç. Mesela gidiyor çöpten yemek alıyor ama kimse hiç mendil açıp para istemiyor. Biliyor ki kimse para vermeyecek. İnsanlar istiyor ki çalış. Yani kendi paranı kendi kazan. Amerika'ya gelmeye Türkiye'de 3. sınıfta, üniversite 3. sınıfta karar verdim. Yani burada hem çalışıp hem okula gidilebileceğini duydum. Ya yani ona göre kararımı verdim. Ya okul bittikten sonra da öğrenci olarak müracaat ettim. Okul parası ortalama $1,500, $2,000 gider yani. Burada bir kısmını çıkarabiliyorsun. Devamlı çalışıyorsan çıkarırsın ama ben 3 gün çalışıyorum şu an. Yani ancak
normal günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yani. Okul parası hariç. Türkiye'den destek almak gerekiyor. Evet. Türkiye'den almak lazım yani. Bütün yanım hoş geldiniz. Soğuk değil mi? Atlar normalde 40 Fahrenheit'in altında at battaniyesi kullanmak zorundayız. 20 derece, yani 20 Fahrenheit'in altına düştüğü zaman da çalışamıyoruz. Şu anda derece herhalde 36-38. O yüzden çalışmamızda bir sakınca yok. Onun dışında soğuk ama görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz şişkoyuz. Sol taraftaki yer Sheep Meadow. Yazın insanlar buraya geliyorlar güneşlenmeye, top oynamaya. Buraya köpeklerin girmesi yasak ama deniz yok. Devamlı da güneşlenirler. Ben yaklaşık 3,5 yıldır Amerika'dayım. MBA programı için geldim buraya. İlk geldiğim zaman kasiyer olarak çalıştım bir şeyde, gaz istasyonunda. O iş fazla... Yani öğrenci olarak buraya gelip çalışabilirim diyen insanların bazı şeyleri göze alması lazım. Çok zor bir hayat var burada. Öyle Türkiye'den bakıldığı gibi tam Amerika ben oraya gidip gaz bassam biliyor yolu. Bu arada atımın ismi Julie. Gaz bassam işte gaz istasyonunda çalışsam para yapsam diye kesinlikle düşünmesinler. Çok zor. Bir yıl kadar öyle çalıştım. Ondan sonra bu işe geçtim. Sonra işte 2,5 yıldır falan bu işi yapıyorum. Patronum İtalyan, Tony isminde bir İtalyan. Gayet iyi. Bayağı büyük bir park. 863 acres ya, Türkçe ya. Türkçe karşılığını bilmiyorum. Easy Mario. Slow down now. Yıllık buranın bu şekilde tutulması için 20 milyon dolar para harcıyorlar yalnız. Gerçi bu parkın çok büyük gelirleri var. Çünkü konser yerleri var, yani o parayı bir şekilde elde ediyor fakat çok büyük de yardım oluyor, donation yapılıyor bu park için. Yıllık ziyaretçi sayısı 20 milyon civarında deniliyor. Amerikalı olarak, yabancı turistler değil. Çünkü ben burada yabancı olarak geldim buraya. Hiçbir şeyim yok. İngilizcesine, kültürüne, diline, her şeyine yabancıyım ve şu anda burada bir şeyler elde ettim. Mesela eğitim aldım, MBA yaptım ve şu anda çalışma hakkım var. İş arıyorum. Çok yeni mezunum. Geliyorum. Geliyorum. Köşedeki binada Robert De Niro oturuyor, 6. katta. Mia Farrow, o da oturuyor. Köşedeki binada Dakota, John Lennon isimli. Binanın önünde vuruldu. Bu bina iki kuleli bina, hayalet avcıları. O filmdeki bina bu bina. Bu bilgileri biz doormenlerden öğrendik. Şu kapının önünde bekleyen, kapıda çalışan arkadaşlar. -30 derece falan. -5 derecede falan çalışıyor. Okay, Mario. Hold it.
What do you think? You like the blanket? Şehri doğudan batıya doğru sıralanmış 12 bulvarla, güney-kuzey doğrultusunda birden 200'lere kadar sıralanmış sokaklardan oluşuyor. Bulvarların numaraları doğudan batıya gidildikçe, sokak numaraları ise güneyden kuzeye gidildikçe büyüyor. Bugün New York şehrinin büyük kısmının yer aldığı Manhattan adası ekonomik değeri son derecede büyük bir yer. Oysa tarihin yazdığına göre bu adanın tamamı 1626 yılında Hollandalı işgalciler tarafından o zamanki sahipleri olan Kızılderililerden, Kızılderililerin Wappinger Konfederasyonu'ndan 700 gram gümüş fiyatına alınmıştı. Üstelik bu para incik boncuk ve çul çaput olarak ödenmişti. Bu ada önce Hollandalıların, sonra da Anglo-Saksonların eline geçmeseydi, buraları ne kadar farklı yerler olacaktı ve tarih ne kadar farklı yazılacaktı kim bilir. Her çalışan insan para yapabiliyor. Ben de çalışıyorum ama BMW arabaya biniyorum. İnanır mısınız? Yani bunu Türkiye'de yapabilmek çok zor belki. Burada yani ufak bir işte çalışın, sizin karnınızı doyurmaya yetecek parayı bulabiliyorsunuz. Legal veya illegal. Türkiye'de bunu yapabilmek zor. Türkiye'de üniversiteyi bitirdim. İnşaat Mühendisliği Fakültesini. Burada şimdi master yapıyorum. Kendi bölümüm üzerine inşaat mühendisliğinde ikinci sınıftayım. Amaçlarımın arkasında kovalıyorum yani. Büyük bir kent, büyük bir sevgi bırakıyorsunuz Türkiye'de. Burada bir yalnızlık var ama sırf ileri düşündüğünüz için, hedefleri düşündüğünüz için yılmamaya çalışıyorsunuz. How are you, my friend? Sure. Thank you. İşte devamlı olarak burada yaşamak amacında değilim. Belki yani güzel bir işim olsa falan, rahat yaşamak açısı düşünürsen evet burası uygun maddi açıdan, ama bir eksiklik var. Bu da insaniyet boyutu burada. Ben onu burada çok zayıf hissediyorum, özellikle birebir ilişkilerde. Yes, my friend. Thank you very much. Okay? Burada çalışırken de her zaman teşekkür etmek zorundasınız. Bu da bir mecburiyetten, içinizden gelen bir istekten değil. Onu anlatmak isterim. Çalıştığımız için şirketin getirmiş olduğu bazı kurallar var.
bu kurallara uymamız, işte bazen Mr. Shopper adında gizli kişiler geliyor kampanyada. İşte bunlar teşekkür ediyorlar, müşteriye nasıl davranıyorlar. Herhangi birisi olabilir mi? Ve size not veriyor şirket olarak. Şimdi ben burası da amcamın oğlunu olduğu için daha dikkatli çalışmaya çalışıyorum. Burada her şey var, maddi açıdan her şey var. Çalıştığınız boyunca herkes size her şeye bir şey verebiliyor ama bir sevgi, saygı burada yok. Gerçekten inanamam. Bunu her yerde hissedebiliyorsunuz. Her şey para. Could you enter mileage please? Oh, sale declined, sir. The card is declined. You can see it on the screen. Bu muhit genellikle up class'tır, yani yukarı seviyede insanlar bulunduğu değil de yani normal class. İnsanın bulunduğu, yaşadığı yer. Yani mesela sokağın diğer tarafı daha çok zengin kesimin bulunduğu taraf. Çünkü karşı tarafı deniz. Arka tarafımızda genellikle İspanyol insanlar var. Onlar garip olan insanlar. Genellikle limuzin yapıyorlar. Mütevazi insanlardır. Yani ben genellikle düşündüğüm zaman Türk insanlarına benzetirim. Sıcakkanlıdır. Bazen fazla para verirler. İşte bize yardım ettiğin olayla tip derler mi İngilizce'de. Santo Domingo'dan gelen insanlar. Venezuelalı. Yani Güney Amerika'dan gelen insanlar. Ben mesela burada çalışırken, gazeteyi okurken özellikle yazarların makalelerini çok okumaya dikkat ediyorum. En başta düşündüğüm şey ülkenin geleceği, insanlarımız. Şu var, New York'un belki belli bir özelliği. Burada dünyanın belki bilmiyorum ama çok değişik ülkelerden insanları barındırıyor. Değişik farklı kültürleri çok iyi değerlendirebiliyorsunuz. Ama bizim Türklerin, yani bizim gibi insanların burada söylediği ülkemizin sevgi kavramı çok farklı diğerlerine göre. Herkes kendi ülkesinden bahsederken paradan falan, maddi açıdan bir değerlendirme yapıyor. Ama biz ülkemin güzelliğinden, insanlarından bahsediyoruz. Çok farklı bu. Bilmiyorum. Gerçekten ülkemiz farklı, insanlarımız çok farklı. Özellikle aile kavramı, arkadaşlık, dostluk kavramı. Burada onlar yok, inanın bana.